küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum izninizle. Şimdi biliyorsunuz, sesim geliyor mu? Biliyorsunuz yıllardır, yani daha doğrusu 15 yıldır Samandağ'da Milliyan Sulak Alanı ile ilgili bir bilim raporu var. Bu raporun üzerine kanunen alınmış bazı kararlar var. Farklı partilerin bu konuda mücadeleleri var. Ama işte 3 yıldır biz çevre gönülleri olarak sahadayız ve Milliyan Sulak Alanı'nın kurutulması ve işte imara açılması ya da işte betonlaştırılması üzerine tepkilerimizi dile getiriyoruz. 3 yıldır ben bu belediye meclis üyeliğine başladığım günden itibaren her meclis toplantısında Milliyan Sulak Alanı'nın zuhurun ortasında açılmış olan talihsiz yolun sağ ve solu olmak üzere iki parçadan ibaret olduğunu, bu parçaların kesinlikle Milliyan Sulak Alanı'na dahil edilmesi gerektiğini, Türkiye'nin dünyada sulak alan sözleşmesine imza atmış bir ülke olduğunu ve bu ülkede burası ile ilgili bilinçli ya da bilinçsiz alınmış kararların halk olarak karşısında durulması gerektiğini söylüyorum. Eğer orada bir yanlış varsa o yanlışın karşısında durulması gerektiğini söylüyorum. Başkanımız Refik Er Yılmaz da başından beri ben milli hak konusunda size destek oluyorum. Ben de bir çevreciyim. Hatta çocukluğuyla ilgili bir anı anlatmıştım milli hak ile ilgili. Dolayısıyla 3 yıldır sağlı sollu olmak üzere milli hakın bu tarafının kuş cenneti, bu tarafında ekolojik dengeyi koruyan çok önemli bir saha olduğunu, zamanında orasının parsellenmiş olabileceğini, eğer birilerine aitse o kişilerin de bizimle birlikte bu mücadeleye dahil olması gerektiğini ve bunu devlet kanalında, yani Cumhurbaşkanlığı eğer bir onay vermişse bile o kanalda temize çekmemiz gerektiğini söylüyorum. Bugüne kadar mecliste buna itiraz eden kimse olmadı çünkü hepinizin bir çevre gönüllüsü olduğunu da düşünüyorum, buna da inanıyorum. Ancak Samandağ Belediyesi'nin zuhurun arkasında yaptığı bir proje varmış. Ben daha az önce projeyi aldım. Bugüne kadar her gün orada bir canlı yayın yapıyorum. Çünkü orada bir betonlaştırma çalışması var. Başkan Bey'in biz asla orada bir şey yapmıyoruz dediği yerden bahsediyorum şu anda. Hatay Büyükşehir Belediyesi ben oraya moloz dökmüyorum dedi. Hatta araçlarıyla oradaki molozları kaldırmaya geldiğini söyledi. Ancak bugün öğrendim ki sağ taraf sulak alana dahil edildiği için ve sol taraf tampon bölgeye bırakıldığı için Samandağ Belediyesi bu boşluktan faydalanarak zuhurun arkasına beton dökme çalışmasını yapan kişidir. Şu an böyle bir kağıt aldım elime. Bu konuda sadece şunu söylemek istiyorum. Kimseyle bir çatışma halinde değilim. Bugüne kadar bilim raporunun aldığı kararlar üzerine konuşuyorum. Orası bir sulak alandır. Cumhurbaşkanlığı bu konuyla ilgili yanlış bir karar almış olabilir. Valilik bu konuyla ilgili bir karar çıkarmış olabilir. Biz halk olarak oranın betonlaştırılmasına karşı mücadele etmek zorundayız. Bunun önündeki engeller ne bilmiyorum ama gerçekten Samandağ sevdalısı olan insanların orada hiç kimsenin mağdur edilmemesi koşuluyla söylüyorum tekrar. Çünkü eğer birilerine parsellenmişse devlet bunun bedelini ödemek zorunda. Çünkü orası bir sulak alandır, orası bir yaşam sahasıdır. Hadi bütün bu raporları bir kenara atalım, ciddiye almayalım. Diyelim ki tamam burada bir yanlışlık var. Evet Samandağ Belediyesi gerçekten bizim için güzel bir şey kazandırmak için buraya bir proje koymuş. Evet ben çıplak gözle görülecek bir şey söylüyorum. Evet bu proje güzel bir proje olabilir ama bu projenin yeri orası değil. Bugün oraya o proje yapılırsa 10 yıl, 20 yıl, gerekirse 30 yıl boyunca oradaki çevre gönüllüleriyle bu konunun peşini bırakmayacağız. O yüzden boşuna para harcamamaları adına bir uyarıda bulunmak istiyorum. Orası bir sulak alandır. Şu an tampon bölge ilan edilmiş olabilir. Ama çıplak gözle baktığınızda bile orası bir yaşam sahasıdır. Bu yaşam sahasının eğer öldürülmesine bir katkınız olursa ben Samandağ Belediyesi adına da, Samandağ halkı adına da çok üzülürüm. Buradan da söylemek istiyorum. Bu projenin hayata geçirilmemesi için elinden gelen her şeyi yapacağım. Bu Samandağ'a bir zarar olsun diye değil, orada bir ziyaret alanımız var ve o ziyaret alanına bakınca bile oradaki yaşamın kutsallığını anlamak zorundayız. Orada bir beton yapıp kurban kesmek zorunda değilsiniz, başka bir yerde kesersiniz ama orada bir yaşam kutsallığı var. Bunu korumak için herkesten destek bekliyorum, hepinize teşekkür ediyorum. Bu, biz de bunun bir parçasıyız, doğanın bir sahibi de değiliz. Yani zaten bunu düşündüğümüz zaman hiçbir kültürde, hiçbir insanlık anlayışında işte doğanın, toprağın sahibi olmak diye bir şey yok. Biz de bunun bir parçasıyız. Maalesef insanoğlu sürdürülebilirlik kavramını yeni yeni öğreniyor. Sürdürülebilirlik önemli bir şey. Evet, nüfus artıyor, mecburen bazı yerler imara açılıyor filan ama sürdürülebilirlik olmadan bu dünyanın bir milim ileriye gitmesine imkan yok. Şu anda da zaten geriye doğru bir gidiş var. Yani hepimiz bunu görüyoruz. İşte iklim şartlarında olsun, işte yaşadığımız, soluduğumuz havada olsun. Bu konuda bunun kamusu özeli yok. İnsanoğlu düşünebiliyor ise, geleceğini de düşünebiliyorsa, kendisini seviyorsa mecburen bu sürdürülebilirlik kavramına kesinlikle çok dikkat etmesi lazım.
Bu biz de bu doğanın bir parçasıyız. Nasıl ki o kuşun, o ne bileyim canlının ne kadar payı varsa bu doğada, bizim de o kadar var aslında, daha fazla değil. İnsanoğlu çoğu yeri istila etti, ediyor. Sürdürülebilirlik kavramına çok fazla bugüne kadar kafa belki yormamış olabilir. Hepimiz bundan sonra mecburuz, yormak zorundayız düşünebilen insanlar olarak. Yoksa maalesef gidişat tabii ki iyi değil. Bahsettiğiniz o yani Zuhur Türbesi ile ilgili projenin neresi, nasıldır filan kesinlikle bakılması lazım. Bilemiyorum, bu konuda çok fazla bir şey söylemem doğru olmaz. Yalnız bütün hepimiz için doğanın bir parçası olduğumuzu unutmadan hareket etme zorunluluğumuz var. Nasıl ki o bütün canlıların, onlar olmadan biz de yokuz. Çok fazla nüfusumuz arttı, diğer canlıların nüfusu azaldı trajik bir biçimde. Artık bunun biz madem bunun sorumlusuyuz, üzerimize düşeni kesinlikle yapmamız lazım. Sulak alanlar konusunda da bu çeşitliliği, habitatı kesinlikle korunması gerektiğine inanıyorum. Ben de bir insan olarak, bir birey olarak bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Buyurun. Son bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu saha, evet, tampon bölge ilan edilmiş buraya göre. Yani isterseniz siz buraya gidip bu projeyi yapabilirsiniz. Bunun için şu an yasal bir engeliniz yok. Ama ben size şöyle bir şey söylüyorum. Benim abim Doktor Samim Kayıkçı, biyolog. O sahada bir bilim raporu oluşturdu ve bu bilim raporu 2021 yılında güncellendi. O bilim raporu diyor ki Samandağ'daki ekolojik dengeyi sağlayan çok önemli bir sahadır şu anda oraya beton döktüğünüz yer. Samandağ Belediyesi bunu eğer yasal olarak yapabiliyor diye yapacaksa, ben de Samandağ Belediyesi'ne şunu söylüyorum. Yasal olması oradaki canlıları yok edebileceğiniz anlamına gelmiyor. Türkiye'de yasalar maalesef insanların hayatını bile hiçe sayacak bir noktaya gelebiliyor bazen. Dolayısıyla oranın yasal olması beni hiç ilgilendirmiyor. Ben buradan şunun için sesleniyorum. Ben size bu kadar net bir bilgi vermişken, bu kadar net bir bilim raporu varken, orada her gün kuş gözlemcileri ve bitki botanik uzmanları gelip yeni bir bitki keşfi yaparken, siz sırf yasa buna evet diyor diye bunu yapmaya razı mısınız? Eğer razıysanız demek ki kavga edeceğiz. Bu kadar net yani. Ama değilseniz bizim mücadelemize destek olmak zorundasınız. Orada bir mağduriyet varsa o mağduriyeti devlet gidermek zorundadır. Ben ya da siz değil. Ama siz de bu yanlışa ortak olmamakla yükümlüsünüz. Çünkü siz Samandağ halkını temsil ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Açıklamalarınız için de teşekkür ederim. Çünkü söylediğiniz şeyler benimle aynı fikirde olduğunuzu gösteriyor. Dolayısıyla sizden de bununla ilgili bir adım bekliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kesinlikle bu konuda yani heyecanınızı da anlıyorum. Heyecanla anlatıyorsunuz. Güzel de bir şey kesinlikle. Bilim, teknoloji, İnsan yaşamı ve doğa yaşamı birbiriyle çatışmadan sürdürülebilir. Bunu sürdürebilmiş olan toplumlar var, görüyoruz. Bizim de kesinlikle bu mertebeye gelmemiz lazım. Heyecanınızı da kesinlikle çok iyi anlıyorum. Güzel bir şeyler yapmak isteyen herkes için biz seviyoruz, saygı duyuyoruz. Güzel bir şey için her zaman ben kendi adıma söylüyorum, kurumsal olarak da eminim öyle. Kapılar açık, birlikte hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum. Karşı karşıya gelinmesi gereken durumlarda da gelinecektir. Sonuçta bir sürü şey karşı karşıya geliyor. Benim de burada söylemek istediğim, bilim, doğa, insanlık karşı karşıya gelmeden sürdürülebilir bir şekilde bunu yürütmesi gerektiğine inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. Bir sonraki toplantı.